Mesela Ukrayna'da şu an yeni bir konu var. Dünya gündemini sarsacak bir konu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 30 ülkede 336 biyolojik laboratuvar var. Virüs üretiyorlar, bakteri üretiyorlar. Ukrayna'da 15 tane laboratuvar bulmuş Ruslar. Orada mikrop, kolera değişik değişik üretmişler. Bunu gerçekten bulmuşlar mı? Tabii, yoksa tabii, Irak var gibi zaten. Nükleer silah var diye girdik falan meselesi. Hayır, hayır, var. Bunu ben daha önce video çekmiştim Ukrayna'da çalışmaları. Ukrayna'da bu var tabii, gerçekten. Tabii, var. Dolayısıyla Çin bunu çok sert açıklama yaptı. Dünyada böyle tartışma olacak. Bak bir örnek vereyim. Korona nereden çıktı? Wuhan'dan çıktı. Evet. Wuhan'daki enstitüyü kim kurdu? Fransız Pasteur Enstitüsü kurdu. Doktor Barik. Wuhan'dakinin başında kim? Doktor Shi. Finanse eden kim? Orada koronavirüs üretiliyordu canlı hücrede. Onu finanse eden kim? Anthony Fauci, Beyaz Saray baş danışmanı. Amerika'daki hastalık kontrol önleme merkezinin başı. Hmm. 2014'te finanse ediyorlar bunu. Doktor bir doktor var. 2014'te finanse ediyor. 2017'de Metki'ye düşüyor. Ve Amerikalı bilim adamları ne yapıyorsunuz siz diyor. Dünya risk atıyorsunuz diyor. 5 laboratuvarda korona üretiyor bunlar. Çalışma. Amerika toplanıyor. 4'ünü iptal ediyor. Wuhan'daki milli güvenlik meselesi diyor. Devam ediyor oradaki finansa. Dolayısıyla göründüğü gibi değil bu iş. Arka planda başka hikayeler dönüyor. Allah. Ve şu an bunlar tartışmaya açılacak. Bunun iyi bir tarafı da bu. Ruslar ellerindeki bilgileri ifşa edecek. Çinliler savaş sertleşecek. Bir de bizim burada izlememiz gereken, hı hı, Batı Rusya'ya ne yaptırım yapmışsa gelecekte ters giden bir durumda Türkiye'ye de yapabilir. Evet. Çin'e de yapabilir. Çin bunu önlem alıyor. Mesela Rusya'nın böyle bir yaptırım bekliyor. Kırım sonrası da oldu ama böyle beklemiyordu. Belli ki Rus kedisine de yaptırım yapıyor. Yarışmalara yarışmalardan elediler Rus kedilerini. Evet. Düşünün Avrupa'da. Rusya'da sanatçı, sporcu, bilim adamı herkese yaptırım yapıyor. Çünkü Türk Rus halkına baskı yapar. Putin'i indirin diyorlar. Rusya 300 milyar euroyu Japonya'da, Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da bırakmış. Onlara direkt ambargo geldi. Şimdi Çin bunu izliyor. 3.3 trilyon dolar piyasalarda parası var. Ne yapacak? Mal alacak bundan. Ürün alacak, aynı zamanda altına çevirecek. Dolayısıyla Batı yaptırım yaparken kendi ayağına sıktı. Batı kaynaklı dünya finans düzeninin sonun başlangıcına atılan ilk adımdır bu. Şu an mesela Suudi Arabistan açıklama yaptı. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlıklarımı azaltmak istiyorum dedi. Evet. Tüm Asya'da, Güneydoğu Asya'da, diğer ülkelerde, Amerika'da, Batı'da varlığı olanlar şimdi düşünmeye başladı. Yarın bir problem çıktığında el koyuyor adam. Dolayısıyla Çin, mesela SWIFT. SWIFT nedir? Uluslararası Finansal Telekomünikasyon Derneği. 11 bin üyeli, 2 bin ortaklı bir şey. Uluslararası para transferi yapıyorsun. Evet. 11 bin finansal kuruluş üye olduğu için. Çin'in bunun karşılığında kendi SWIFT benzeri bir sistem kurdu. Şimdilik 75 üyesi var ama bu hızla artacak. Dolayısıyla burada en kazası çıkan Çin. Koronanın ilk günlerinde daha Amerika'da yokken, Avrupa'da yokken bir TV programında şöyle ifade etmiştim. Bundan Avrupa ve Amerika düşünsün diye. Çin değil dedim. O zaman 180 ülke Çin'e kapılarını kapattı, direkt yasakladı, evet, filan. Niye öyle söylemiştim? Bu yüzyılda, 21. yüzyılda bir akıl bir strateji kuruyor. Burada da Çin daha güçlü çıkacak bu olayda. Tayvan'la olan hesaplarını yeniden değerlendirecek. Dünyadaki Çin'in bir de kendi kredi kart sistemi var. 7 milyar kişi kullanıyor. Ruslar onu kullanmaya devam edecek. Ruslar Çin bankalarında, Moskova'daki bankalara hesap açıyorlar. Bu süreçte Batı kaynaklı, Batı şimdi biz uluslararası toplumuz diyor ya, uluslararası toplum. Evet. Amerika, Avrupa, Kanada, Avustralya, Fransa 764 milyon nüfusu var. Dünyanın nüfusu 7 milyar 925 milyon. Aslında izole olan Batı ve Batı'nın kendisi. Bir süre sonra, doğru, Batı izole olduğunu anlayacak bu süreçte. Diğer ülkelerde birleşerek de alternatif sistemler üzere, mesela Cumhurbaşkanı'nın Putin'le telefon görüşmesi sonrası Yuan ve Rubla ile TL ile ticaret yapması, hı-hı, yapacağız dediği gibi, Amerika'nın milli gelirinin yarısı doların rezerv para olmasına kaynaklı. Dolar rezerv para statüsünden kalktığında yarıya düşer. Bu devletler savaş demektir. Amerika para ülkesi. Evet. Sosyal devlet var, güçlü, para veriyor. Gerçi 30 trilyon dolar borcu var ama Avrupa'da da öyle. Avrupa, Amerika hızla şey yapıyor. Fukaralaşıyor. Başladı süreç. Bugün fukara demiyorum. Hı hı. Çünkü savunma, mesela Polonya savunma bütçesini %3 arttırdı. Almanya %2 arttırdı. Her ülke savunma bütçesini artacak. Onlar böyle bir milli gelirlerinden savunmaya bütçe ayırmadığı için ne yapıyordu? Vatandaşına işsizlik parası, sigorta parası falan veriyordu. Ama şimdi süreç tersine döndü. Doğru. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıllık bir periyotta baktığımızda Avrupa izole olmuş. Finans sistemleri ve uluslararası ödeme sistemleri onun dışına kaymış olacak. Olacak.